Savcım, ben sana nasıl özür dileyeceğim de. Ne oluyor ya? Üzerinde dinleme cihazı var. Nasıl? Bilmiyorum. Şu an dinliyoruz. Yavaşça, sessizce sakin çıkar. Sanırım zaten. Zaten ya. Ne demek zaten, saatimi takip etmişler. Bu nasıl olur? Sadece takip etmemişler, dinlemişlerdi. Önce babanın yaşadığını öğrenmişler. Ondan sonra babanın yaşadığı yeri öğrenmişler. Mümkün değil savcım, böyle bir olasılık yok. Saati kolumdan hiç çıkarmadım ben. Senin saatin değil zaten o. Değiştirmişler. Taklit. Saatinin bir kopyası yani. Ne diyorsun ya? Saat olasılığı yok. İyi düşün. Kimseyle temas ettin mi? Tanımadığın insanlarla. Hakkın saati. Annesi vardı lan bu saati. Lan. Gecen iki kişi geldi mekana. Bana da biz bunlarla harada göreli böyle darp ettik bunları, kapının önüne attık. Temas oldu. O arada benim saatim yere düşüyor. Olmaz mı temas ya? Temas oldu savcım ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tamam. Sakin ya. Tamam ne olur. Savcım sen bana sen bilemezsin. Tamam sen bana bir müsaade et, ben içeriye gireyim şu. Geçen her şeyi bu saate güzel bir sıralayayım. Lan bir dur. Aşkına. Bir dur. Bir sakin ol. Ne yapacağız peki? Kıralım gitsin bu saate. Şu an izliyorlar bizim. Nerede olduğumuzu biliyorlar. Ya bir dur. Kıramayız saati. Kıramayız. Kırmayacağız. Saat bizim bulduğumuzu henüz bilmiyorlar. Dinlemeye devam edecekler. Ama bizim istediğimiz şeyleri duyacaklar. Tamam. Tezgah kuracaksın. Saatle. Ne yapalım? Elimize koz verdiler. Öyle mi? Başkomiserim. Savcım senin Allah'ına kurban be. Sen var ya bak. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum sana. O diğer mevzuyu da konuşacağız. Onu unuttum sanma. Her an aklımda o diğer meseleyi konuşacağız. Hem de çok ağır konuşacağız. Dua et. Bu olayı kurtardı seni. Saatine dua etsen saatin kurtardı seni. Konuşulacak onlar yani. Ben de bir sakinleyeyim de önce. Bir sakin değil mi? Nasıl buldular savcı babamın yerini? Nasıl buldular? Seni takip ettiler büyük ihtimalle. O zaman babamın yaşadığını da biliyorlar. Her şeyi biliyorlar ya da tahmin ediyorlar ya da şansları yaver gitti. Bilmiyoruz şu anda. Uçurumun kenarından döndük. Öldürüyorlardı az kalsın babamı. Bir şey yapamadılar ama değil mi? Yapamayacaklar da. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Bildiğin bir şey mi var senin? Bildiğim bir şey var. Ne? Bana da söyle ya. Benim bilmeye hakkım var ya. Ya babamın hayatı namlunun ucundaydı. Benim hayatım namlunun ucundaydı diyorum ya. Söyle, benim de bilmeye hakkım var. Söyle ya. Anlamamışlar dinlediğimizi. Sen bu bildiklerinle yetin şu anda. Elimde benim çok önemli bir koz var. Sadece bu kadarını bil yeter. Ama ne? Yani bir koz var tamam ama ne? Ben bilmiyorum bunu. Biri mi bu? Ben senin babanın korunaklı evine nasıl girdim sanıyorsun? İçeriden bilgi aldım. Kim? Avukat. Bu avukat korkuyor. Çift taraflı oynuyor. Halil Sadi'yi de bize verecek. Anlatabiliyor muyum? Ama bak bu söylediğim şey çok gizli. İkimizin arasında kalacak. Buradan asla çıkmaması lazım. Tamam mı? Bak bu çok önemli. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Bu kayıt direkt Halil Sadi Bey'e ulaşmalı. Çok büyük adamsın. Sence yediler mi savcım bunu? Yukarı çık, eşyalarını topla. Gidiyorsun. Bana verdiğin sözü tutmadın.
Savcım bir kendime... Kendimi ifade etmeye bir izin... Başlatma lan ifadene. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evlenmekmiş. Sen ne? Hayırdır? Nasıl evlenmek bu ya? Senin hayatın mı var ki benim kızımın hayatına da talip olacaksın? Ciddi ciddi benim sana kızımı vereceğim falan mı düşündün? İşçi diyebilince ne olacak? Ben yelkenleri suya indireceğim. Verdim gitti. Öyle mi olacak? Yok ya. Oğlum siz başka insanlarsınız. Tamam. Babanı falan da sokmuşsun işin içine. Dangalak herif. Tamam. Eyvallah. Tamam git topla eşyalarını. Yağmurlu yüzle içeceksin, bitti bu iş diyeceksin. Savcı, alevlendirmeye gerek yok. Ben sessiz sedasız gideyim. Yağmurlu hiçbir şey... Tamam lan uzatma. Yürü, topla eşyalarını bas git. Hadi. Al eşyalarını, yürü gidiyorsun. Kendimi yırtıyorum bir de ya adam olacak diye. Salak herif. Umarım anlattıklarımızın bir faydası olur başsavcım. İyi günler avukat bey. Halil bey, sanırım operasyonun başarısız olduğu kulağınıza geldi. Başka şeyler de geldi kulağıma avukat. Dinleme yapan arkadaşlar, savcı ve Akgün'ün konuşmasında senin çift taraflı oynadığını söylediklerini duymuş. Asla, asla öyle bir şey olamaz. Çift taraflı oynasam neden dinlenmesini göze alayım? Dinlendiklerini fark etmişler. Oyun kuruyorlar bize. Buna inanmıyorsunuz değil mi Halil bey? Elbette inanmıyorum. Anlaşıldı efendim. Bir konuşalım mı? Konuşacağız, konuşacağız. Beraber konuşacağız. Konuşulacak bunların hepsi. Ben yalnız konuşmak istiyorum. Yalnız konuşamazsın. Beraber konuşacağız. Burada konuşacağız. Selim, konuşsunlar ya, tamam. Sen arkamızdan neler çevirdiklerini biliyor musun? Ya, tamam. Hadi. Sen biliyor musun? Biliyorum. Ya benim kızımı istedi herif ya. Ateş attığında benim kızımı istedi benden ya. Biliyorum. Evlenmek istiyorlar. Senin kızın da evlenmek istiyor ama. Yağmur da evlenmek istiyor. Delireceğim. Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak. Tabii olmayacak. Canan, Reşit bunlar. Reşit. Nasıl engelleyeceksin? Selim, konuştum ben. Tamam mı? Olmayacak öyle bir şey. Güven kızına. Konuşmaya mı gitti bunlar şimdi? Evet. Evet, Yağmur konuşacak. Her şeyi konuştum Yağmur babanla. Her şeyi. Acayip bir tepki verdi tabii. Çanta var yanında. Kovdu mu seni? İlk tepkisi. Normaldir. Senin önüne şimdi şunu koydu. Bu iş bitti gitti dedirtecekti bana. Demeyeceğim. Böyle bir şey olmayacak. Alışacak. Biz arkasında duracağız, sağlam duracağız, Akgün'den ilerleyeceğiz. Alış. Neyi yapamayacağım? Yapacağım bir şey yok ki. Yapamayacağım derken sen neyden bahsediyorsun? Olmayacak. Olmayacak işte. Olmayacak ne demek Yağmur?